Pirincimizi ıslatmıştık. Pirincimizi yıkayacağız güzelce ama tenceremizin altını da açalım. Yavaştan ısınsın. En az 3-4 kez soğuk sudan geçirmek gerekiyor. Şimdi artık süzdürebilirim. Kuru soğanımızı soyuyoruz. İnce bir şekilde burnuaz olarak doğrayacağım. Tenceremiz ısındı. Bunun içerisine şimdi zeytinyağımızı koyalım. Biraz da kısıyorum altını. Mantarlarımızı da şimdi ortadan ikiye kesip ince ince doğruyoruz. Biraz da tereyağından ekleyeceğim içerisine. Tereyağımızı da ekledik. Şimdi yavaş yavaş tereyağımız eriyecek. İçerisine soğanımızı ve mantarımızı ekleyelim. Bunları biraz kavuracağız. Diğer taraftan ise tavuğumuzu şimdi haşlayacağız. Kemikli olarak tavuğumu tencerenin içerisine aldım. Üzerine de şimdi tavuk suyumu da ekliyorum. Kapağını da kapatıyorum. Bir süre bu şekilde haşlayacağız. Bu haşlamış olduğumuz tavuğun suyundan da pilavımızın, pirincimizin içerisine kullanacağız. Mantar ve kuru soğanlar güzelce kavrulduktan sonra şimdi içerisine pirincimi ekliyorum. Evet, şimdi altını tekrar açıyorum. Pirinçleri güzelce kavurmak için. Kuru üzüm ve kuş üzümünü de yanıma alıyorum. Biraz şeker koyacağım içerisine. Ve tuzunu ekliyorum şimdi. Biraz karabiber. Evet, kuş üzümünü ekliyoruz. Kuru üzümü ekleyelim. Şimdi kayısımızı da hazırlayalım. Önce ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra da küçük küçük parçalara doğruyorum kayısıyı. Evet, kayısımızın hepsini doğradıktan sonra şimdi pirincin içerisine ekliyoruz ve biraz da toz tarçın koyacağım. Güzelce karıştıralım. Evet, biraz da portakal kabuğu rende ekleyelim. Pirincimizi bir süre daha bu şekilde kavuracağız. Ve arkasından da tavuk suyumu üzerine ilave edeceğim şimdi. Şimdi suyumuzu da ekleyelim artık. Tavuk suyumuz da kaynadı. Bir su bardağı pirince 1,5 su bardağı su ekleriz. Bu önemli bir ölçüdür. Bunu siz de kullanabilirsiniz. Şimdi suyumuzu verdikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Kenarlarda pirinç kalmamasına özen gösteriyoruz. Pirincimizin suyunu verdik. Tavuğumuzu pişirmeye devam ediyoruz. Kapağını da kapatalım. Evet, şimdi pirincimizin de kapağını kapatıyoruz. Güzelce piştikten sonra biraz da demlendireceğiz. Arkasından da tavuk etiyle birlikte yufkanın üzerinde servise sunacağım. Pilavım güzelce demlendi. Şimdi bir de karıştıracağım. Şöyle havalandıralım. Servis tabağımızı da yanımıza alıyoruz. Servis yaparken bu pilavın altına yufka yayacağız. Pilavımızı servis ederken üzerine haşlamış olduğumuz tavuk butun parçalarından da bu şekilde koyuyoruz. Ve biraz da taze dereotu çevresine birkaç tane koyuyoruz.